Merhaba arkadaşlar, Micro Discover kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine farklı bir incelemeyle daha karşınızdayız. Serhat, bu haftaki sürprizin nedir dostum? Bu hafta sizlerle birlikte biyolojik mikroskop ile omurilik incelemesi yapacağız. Şu an baktığımız insan omuriliği doğru Aynen. mudur? Gerçek bir insan omuriliği. Abi zaten direkt hani omurilik deyince daha doğrusu hemen böyle tahmin ettim ne olduğunu. Yani kemik direkt evet. kendini gösterdi. Ağaç şeyleri gibi. Ağacın bir yaprağın dalını kesti gibi. Değil Aynen. mi? Çok ilginç. Yuvarla böyle enine kesilmiş Aynen. gibi. Bu da öyle bir kesilmiş bir parça. Milimetre hani kalınlığında değil mi? Bu santim yoktur mikron, zaten. Mikron seviyede. Milimetre bile değil. Mikron seviyede bir kalınlığı var. Abi şuna baksana. Yalnız şey bakar mısın? Yani. Her bir detay sanki özenle Aynen. yapılmış, özenle işlenmiş gibi. Bak, orta kısmına da bakalım birazdan. Zaten hani omurilik vücudun iletişim ağının ana yolu olarak biliniyor. Vücuttan beyne bilgi aktarır ve vücudun diğer bölgelerine talimatlar yolluyor. Aslında bu gördüğümüz Sinyal kemik yolluyor. Yapısı aynen. Bu gördüğümüz kemik yapısı bizi ayakta tutan ve şu an yaptığımız bütün hareketleri aslında yapmamızı sağlayan bir yapı. Bak, sadece bir kemik ya. Parçası değil Baksana yani. Bak şeylere bak. Sol taraftaki dokulara baksana sanki böyle şey gibi. Talaş gibi üst üste konuşuyor. Bir şey söyleyeyim mi sana? Bir saniye sabitle abi. Yakınlaştırdım bir dakika. Çok güzel ya. Vay be. Biraz dolaşalım da şöyle. Çok ilginç biraz ya. Biraz sola doğru kay Serhat. Yani hayranlık verici. Baksana abi şuna. Detayları. Abi gerçekten çok Bak şu oradaki şeye benzemiyor mu abi? Zürafa kafasına. Bence evet. Bir ya da böyle çok benzettim. Şey hakikaten nasıl bakıyor ama değil mi? Şu gözleri, alnı. Tamam tamam gördük. Dur biraz daha yaklaşalım onu da. Abi ne yaptın ya? Çok iyi ya. Tek gözü var mı? Diğer gözü yok. Evet. Üçüncü göz açılmış ama acaba. Boynuzu var sanki. Tamam da artık ne kadar yakınlaşmayı planlıyorum. Uzaklaştım ya. Abi şu kemik yapısı ne kadar güzel görünüyor değil mi? Aynen. Bak şuraya bak. Şu da bana şeyi anımsatıyor bak. Bu neydi onun ismi ya? Şu yuvarlağın altını mı diyorsun? Aynen ağza benziyor. Baksana şu kısma. Ya bırak her taraf delik deşiklerden bir şeylere benzetiyorsun. Şu etrafındaki ince zar yapısı. Abi bu nedir böyle ya? Sanki her biri ayrı bir şeymiş gibi. Hani... Kesinlikle hepsinin bir hani orada olmasının kesinlikle bir amacı var. Ya bir bütün gibi değil abi sanki böyle. Bir bütün gibi değil ama arada birbirini tutuyorlar yani. Enteresan bir şey. Yani omurilik böyle sinir tellerinin üzerindeki emirlerin beyne ve bedenin diğer bölümleri arasında rahatça dolaşmasını sağlıyor diyoruz yani. Acaba bu zarlar sayesinde de bir şeyler oluyor mudur ya sence? Ya bu muhtemelen bu şu gördüğümüz alt kısımdaki şey korunmak için bu iliği korumak için bir zar tabakası sanırım. Sıvıyı korumak için. Yani bir için. Şey gibi düşünebilirsin. Kas gibi düşünebiliriz sanırım. O da olabilir. Ya ben öyle düşünüyorum çünkü bir koruyucu bir halka gibi bak abi Doğru. etrafında geziyor. Bak mesela omurilikle ilgili bir şey söyleyeyim şimdi öndeki notlarda bakıyorum. Omurilik bazen görevini beynin kontrolü olmaksızın kısmen bağımsız bir biçimde yerine getirebilir. Bu tür hareketleri de ne denir abi? Refleksler. Refleks. Yani bu şu anlama geliyor. Biz reflekslerimiz aynen beyinden gelen şeylerdi. Yani böyle yaptığımızda hıt yapıyoruz ya. Bunlar tamamen omurilik yaptırıyor bize. Yani refleksler bizim suçumuz yok. Aynen. Risklere ve tehlikelere hızlı tepki vermemizi sağlıyor bu şekilde. Ve beynin kontrolü olmaksızın yani düşünmeden yapılan bir hareket. Ve bunu uzmanlar şuna benzetiyor. Bir bilgisayar ağının sistemine benzetirler omuriliği ve der ki hani bilgisayar kablolarıyla sürekli oynarsan tak çıkar yaparsan kablo kopar ya sonunda. Evet. Omurilik de buna benziyor. Yani aslında vücudumuza iyi davranmamız gerekiyor. Bu nedir? İşte bir şeyleri kaldırırken dikkat etmek gerekiyor ve gerçekten özellikle mesela bir kalem deneyi vardı. Gördüğümü bilmiyorum. Mesela siz de bunu deneyebilirsiniz. Uzun bir tane kalemi alın. Parmağınızın ucuyla tutun. Diğer parmağınızla da kalemin arkasına minicik bir bastırdığınız zaman aslında o ön tarafta tuttuğunuz yere çok fazla miktarda baskı yapıyor. Uzmanlar hep bunu örnek verirler. Yani siz
tam böyle 90 derece eğilip yerden bir şey kaldırdığınız zaman aslında omuriliğinize çok yükleniyorsunuz. Şöyle yani yere çömelerek kaldırın derler ama yani açık konuşayım, o şekilde hiçbir şey kaldıramıyorum. Naim Süleymanoğlu kaldırıyordu şimdi adam ağırlıkları ama biz niyeyse kaldıramıyoruz. Ve bu durumda çok ciddi omurilik bölgesine zarar veriyoruz. Abi şu an ben bu kısma takıldım biraz. Çok ilginç ya. Biraz zoom yapalım. Biraz ışıkla oynasan Serhat. Bir saniye abi. Çok ilginç ya. Sanki böyle canavar gibi değil mi abi? Baksana ben birçok benzetiyorum. Abi yok tamam da yani omurilikten bahsediyoruz ya. İnsan vücudunun yani ayakta tutan, hareket etmemizi sağlayan bir yapıdan bahsediyoruz. Ve şu yapının harikalığına bakar mısın? Süper. Bak senin zürafaya geri geldi. Abi yani her bir detayında bir şey saklı. Düşün bu da bir de 1 mikrondan daha küçük bir seviyede şeyi abi. Kesiti. Kesinlikle. Çok ilginç. Böyle enine kesilmiş. Az önce sen de dediğin gibi bir ağacın ortasından böyle bir parça çıkarmışsın gibi düşün. Kesilmiş bölgesi. Bu da orta kısmı. Tam ortasına evet, bakıyoruz şu anda. Aynen. Baksana şuna yani. Ben şuna inanıyorum. Şu üstünde gördüğümüz her bir çizginin, her bir siyah noktanın, her bir çukurun bir anlamı var, bir görevi kesinlikle, var. Kesinlikle, kesinlikle. Muhteşem bir şey ya. Kesinlikle. Şuna baksana göz gözer ya. Serhat teşekkür ediyorum bu numune için öncelikle. Bu tür numuneleri daha çok görmek istiyoruz. Evet arkadaşlar, böylelikle bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere. Bu videoların devamı için beğen ve abone ol butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.